zorunda mı topu size ya, vermiyor musun? Sıdır gel ayak tenisi. Bay bay bak, niye biliyor musun? Gel bir de bana. Büyük bir camiaya geldiğimi farkındayım. Üstlükleri Süper Lig'i hayal eden bir camianın içinde olduğumun farkındayım. İnşallah bu hedef doğrultusunda da elimizden geleni yapacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Oyuncularımız sahanın içinde çaba sarf edecek, gayret gösterecek. Sonuç itibariyle futbolun içinde farklı sonuçlar alınabiliyor ama oyunsal anlamda elimizden geleni sonuna kadar maçın gereği neyse o doğrultuda yapacağız. İnanıyorum ki bütün camia şu an aynı hedefe kilitlenmiş durumda. Tabii ki bazen futbolda böyle düşüşler olabiliyor. Bir avantaj vardı, bu avantaj kayboldu ama yine o avantajı bu takım yakaladı, yine o avantajı bu takım yakalayabilir. Problemler her kulüpte var ama ben buraya problem konuşmaya değil, çözüm üretmeye geldim. Allah nasip ederse inşallah bu camiayı da hak ettiği yere getirmek için buradayım. Takımımıza inanıyorum, güveniyorum çünkü yetenek bazında baktığınızda ligin hakikaten kaliteli kadrolarından biri. Sadece biraz daha psikolojik yıpranmışlığın altında ezilmiş bir durum var. Onu ortadan kaldırmamız lazım. Tabii ki bugün itibariyle Kastamonu camiasına ihtiyacı olduğu şampiyonluğu inşallah getirmek için buradayız. Ama şunu söylemeliyim, camianın içinde kim bulunuyorsa başkan, yönetim, taraftar, basın mensupları, teknik ekip, personel hep beraber bu işin gerçekleşmesi için birleşmek ve o tek yumruk, tek gücü oluşturmak zorundayız. Başarılar kolay gelmiyor. Biraz zor bir yol, meşakkatli bir yol ama ben inanıyorum ki inşallah bu sene sonunda bu camiye hak ettiği yere gelecek. Levent Hoca hakikaten çok ciddi hizmetlerde bulundu bu kulübe. Sonuçta sezon başından beri çok ciddi bir ivme yakalamış bir takım. Ona da ayrıca buradan selam göndermek istiyorum. Ki futbolda tek bir doğruyla başarılı olamazsınız. Birden fazla doğruyu aynı anda sahanın içine, sahanın dışına getirmek zorundasınız. Şimdi tabii ki 7 puanlık bir avantaj eridi ve bugün itibariyle 3 puan gerideyiz rakibimizden. Şimdi bu pozisyonda bir psikolojik baskı oluşmuş olabilir ama şu da olabilirdi. Yani 7-8 puan geriden gelip 3 puan da kalmış olabilirdi fark. O zaman başka bir psikoloji oluyor. Tabii ki burada sonuç itibariyle sahanın içindeki performans önemli. Oynadığımız oyunu inşallah en yakın zamanda hep beraber izleyeceksiniz. İki tane sistem üzerinden gideceğiz. İkisini de inşallah elimizden geldiği kadar iyi oynamaya çalışacağız. Çünkü ne kadar planlı olursanız olun sahanın içinde o performans, o istek, o arzu olmadığı zaman o planlar, taktikler bir işe yaramıyor. En başta bunu halledeceğiz. Daha önce çalışmış oyuncular, benle çalışmış oyuncular benim hem karakterimi, hem oyuna bakış açımı, hem de oyuncudan ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Bu bir yerde avantajdır. Çünkü bir şeyleri sıfırdan inşa etmek başka bir şey. Belli bir seviyede bilgi birikim veya işte tecrübe varsa bunun üzerine koyarak gitmek daha yolu kestirme hale getiriyor. Bu bir avantaj olacaktır illaki. Ama ben zaten takımın geri kalan oyuncuların da hemen hemen tamamını çok yakinen tanıyorum. Kişisel olarak tanımasam da futbolculuklarını biliyorum. O yüzden zaten uzun mesafe kat etmiş durumdayız. Arkadaşlar hadi gelelim 5 dakika.
Hepsini yaptık işte. Abi çıkalım.